Evet sevgili kardeşlerimiz. Son zamanlarda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hakaret eden diplomali cahilin birisini bu hakaretinden ötürü İslam'ı ayağıya kaldırması, uyuyan aslanları uyandırması ve hakkında binlerce suç duyurusu yapılması elhamdülillah bizim için çok büyük güzellik olmuştur. Ama ve lakin şunu bilmelidir ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hakaret etmenin cezası İslam dinine göre ölümdür. Türkiye Cumhuriyeti'nin <laughs> layık devleti, layık kanunlarına göre belki hakaretten suçluya cezası verilebilir. Ama ve lakin İslam fıtratına göre katli vaciptir. Sevgili kardeşlerim, Türkiye Cumhuriyeti buna izin vermemeli. Bizim ecdadımız Abdülhamit Han... İtalya'da ve Fransa'da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve Ayşe annemin tiyatro şeklinde güya sübyancılık iddiasıyla küçük kızlara yönelik yapmış oldukları tiyatroyu duyan Abdülhamit Han bir yazı göndererek ben İslam halifesiyim, İslam ülkelerin halifesiyim. Derhal bu rezilliği ortadan kaldırınız. Eğer kaldırmazsanız İslam alemini başınıza teperlaş ederim. Der ve hepsini korkutup sindirir. Ne oluyor ki o Müslümanlar sindiriyor da şimdiki Müslümanlar sindirmiyor. O günkü başımızdaki halife Abdülhamit Han bu güç ve kudrete sahip iken ne oluyor şimdiki Cumhur ise aynı makamda oturuyor da bunun gerekeni yapmıyor buna. Diyanet daha iki gün evvel Suç duyurusunda bulundu. Neredeydi şimdiye kadar? Sevgili kardeşlerim, 70'li yıllarda Almanya işçi almaya başladığı zaman Almanya'ya giden bir Müslüman kafede oturur. O kafede bulunan insanlar bu Müslümanla alay ederler. Peygamber Efendimiz'e de hakaret ederler. Bu Müslüman bunu kaldıramaz. Orada bulunan kafedeki bütün insanlara dalar. Darmadağın eder ortalığı ve onları Derken hakimin huzuruna çıkardılar. Hakim der ki: "Yahu kafede oturan bütün adamları yaralamışsın." Adam hüngür hüngür ağlar. Hakim sorar: "Niye ağlıyorsun?" "Yahu ben onların hiçbirini öldürememiş miyim ya? Ben nasıl Müslüman'ın peygamberime hakaret edenleri yaralı bırakmışımdır?" Nerede bizim Müslüman halkımız? Uyuyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, Bugün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hakaret eden, hele Ayşe annem üzerinde hakaret edenler, ya Ayşe annemin hayatını okumamışlar, ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi tanımamışlar, yahut da bildikleri halde çamur atıyorlar. Ki bize kalsa bildikleri halde çamur atıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Ayşe annemizle evlendiği zaman, Ayşe annemiz <laughs> 20 yaşlarındaydı. 19, 20, 21 o civarda. 604 doğumlu. 18 yaşındayken Ayşe annemizle Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nikah kıymış. 2 sene sonra da hane isadetini almıştır. Bu kesin fikirdir, kesin hükümdür. Tarih bunu doğrulamıştır. Bunun ötesinde konuşanlar hatta açmıştır. Şunu iyi bilsinler ki yeryüzünde fitne kalmayıp din Allah'ın dili oluncaya kadar biz kafirlerle mücadele edeceğiz. Ha kanunlar izin vermiyor. Elbette vermiyor. Ama bugün vermiyor. Yarın o kanunlar da izin verecektir biiznillah. Allahu Teala'nın hükmü yeryüzüne hakim olacaktır. Hak gelip batıl zayi olacaktır. Batıl zayi olmaya zaten mahkumdur. Biz bunu biliyoruz. Allahu Teala Hazretleri bizi yürekli, bilekli ve cüretkar eliye. Bizim karşımızdaki kafiri küffarı inançsız hepsini korkak, hakir ve perişan eliye. Allahu Teala Hazretleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sahip çıkacak devlet-i aliyemizi de başımızdaki halifemizi de nail eyleye, nasip eyleye. Ve selamun aleyhi ve rabbil alemin.